Selamlar, bugün Ted Lasso konuşacağız. Uzun süredir merak ettiğim ve uzun süredir izlemek istediğim diziydi. Sonunda oturup iki sezonda bitirdim. Hiç de pişman olmadım. Sizin de pişman olmayacağınız bir video olur umarım. İlk kısmı spoilersız olacak bu videonun. İkinci kısımda da spoilerlı konuşacağım. O yüzden hiç hemen kaçmayın, spoilersız kısma bir bakın. Beğenirseniz siz de diziyi yapıştırırsınız. Nedir bu Ted Lasso? Ted Lasso Apple TV Plus'ın aslında ikinci sezonu tamamlamış ve ödülleri de toplamış bir dizisi. Ted Lasso'nun orijini ise aslında yeni değil. 8 sene öncesinden, 2013 yılından Saturday Night Live ekibinden Brandon Hunt ve Jason Sudeikis'in ki dizide Coach Burt ve Ted karakterlerini oynuyorlar bu iki kişi. NBC'nin Premier League reklamı için yaptıkları bir videodan esinlenerek ortaya çıkardıkları bir proje. İyi ki de çıkarmışlar. Mis gibi iş olmuş. Kendine tekrar teşekkür ediyorum. Tabi temelde baktığımızda işin Hikayesi nereden geliyor? Bu projenin hikayesi nereden geliyor? Hiç futbol bilmeyen, daha doğrusu Amerikalara göre sakır bilmeyen bir NFL koçunun bir anda bir e, Premier League, İngiltere Premier, Premier League takımının başına geçmesiyle başlıyor. Orijinal olan işte Tottenham Hotspur'un başına geçiyor. Burada tamamen kurgu bir takımımız var, AFC Richmond diye onun başına geçiyor. E, ve hikaye başlıyor gibi gözükse de bu kadar basit değil. Ted Lasso size bir futbol hikayesi anlatmayacak, onu baştan söyleyeyim bunu da aslında bize biraz hissettiriyor. Zaten bir takımın başına, bir Premier League takımının başına gerçek bir hayatta bir NFL koçunun gelme ihtimali sıfıra yakın. yani herhangi bir cross spor böyle bir şey ben hatırlamıyorum. En azından bildiğim alanlarda basketbol, futbolda e, belki işte Can Bartu'nun yıllar önce futbol ve basketbol takımında oyuncu olarak yer alması vardı. Böyle bir coaching gibi bir şey aklıma gelen bilmiyorum belki farklı sporlarda vardır bilenler varsa yorumlarda mutlaka yazsınlar. Mesela i̇şte çok da ciddi bir araştırma yapmadım bunun üzerine ama benim bildiğim dönem yani en azından 30 yıllık 40 yıllık bir dönem içerisinde böyle bir şey yok. Olmasına da ihtimal çok düşük bayağı düşük. Ki ha belki Ergin Ataman'ın bir ara evet Galatasaray'ın başına geçebilirim açıklaması var. Neyse bu konumuz değil. Konu futbol değil özetle. Konu peki ne? Konu diğer baş karakter olan ki baş karakter demek de ne kadar doğru bilmiyorum. Rebecca ve Ted karakteri biraz daha öne çıkan karakterler diyelim. Onların hikayesi çer çevresinde e, böyle bir ağacın dalları gibi büyüyerek ilerleyen bir sürü yan karakterin hikayesinin bir birleşim var aslında. Futbolda burada bir lokomotif yani futbol bütün bu karakterlerin yan hikayelerini içine dolduruyor, trene dolduruyor. O futbolunu sürüklüyor. Siz de seyirci olarak böyle evet bakalım bu takım nereye gidecek ama bu takım bir yere giderken de bu insanlar ne yapacak diye merak ediyorsunuz. Dönem Rebecca karakterine. Rebecca karakteri de aslında Hannah Waddingham'ın canlandırdığı kendisini Game of Thrones'tan biliyorsunuz. Sepp ile karakterini o herkesin sinirini bozan rahibe karakterini canlandırıyordu. Kocası Rupert'tan ayrılıyor. Kocası Rupert ona yıllarca hayatını zindan etmiş. Zengin bir İngiliz tabloid gazetelerinin köşesinde işte yeni bir genç de görüldü zenginlerinden biri ve karısını da aldatıyor zaten Rebecca'yı ve ayrılıyorlar. Bu ayrılmanın sonunda da hakkı olarak takımda Ellsworth Richmond takımı da Rebecca'ya kalıyor ve Rebecca da Rupert'a zarar vermek için diyor ki ben bu takımı bitireceğim kardeşim. O yüzden ne yapacağım? NFL koçu getireceğim. Kötü bir fikir. <laughs> ya yani bir takım bitirmek istiyorsanız aslında zaten hiç sevmediği birine falan satsanız daha kolay bitebilir ama işte dizi bu. Dizinin amacı bu değil. Dizinin amacı aslında Rebecca'nın Rupert'ı nasıl bitireceği dedi. Aslında insanların işte bu tarz zor durumlarda ya da işte hiç ummadıkları anlarda aldıkları kararların diğer yan unsurlara nasıl etkilendiği. Şimdi dizi bunu zaten size çok açacak. Ben o kısmı fazla girmeyeceğim ama bu dizi neden iyi kısmıyla biraz açıklamaya başlayayım. Şimdi dizi aslında Rebecca karakteriyle beraber bize şu işareti veriyor. Evet ben bir futbol dizisi gibi tanıtıldım size ama hayır ben aslında en temelinde bir kadın hikayesi anlatacağım. Hatta birden fazla kadın hikayesini anlatacağım. Ve bunu yaparken de... Bütün bu kadınları ve hikayelerini alıp erkeklerin sahip olduğunu zannetti. Yani tek başına biz erkekler olarak futbol bizimdir dediği futbol alanına atıyor. Büyük çatışma buradan başlıyor zaten. Hani izlerken de birçok şey sizin için ters düz olacak. Hazır olun mesajı da buradan geliyor. Bu çok iyi bir fikir. Yani aslında orijin dedim ya bir reklam vardı. O reklam çok düz. Yani tamamen esprilere odaklanmış bir mesajı bir derdi olmayan haliyle bir reklam olarak çok düz ve başarılı. Ama Böyle bir fikirden yola çıkıp bunu iki sezon dizi yapamazsınız. İşin içine insanın hikayelerini katmazsınız. Bunu çok iyi fark etmiş yazar ekibi. Yazar ekibi kim peki? Yazar ekibi işte Brandon Hunt yine Coach Beard karakterini canlandıran kişi. Jason Sudeikis ki o da zaten ikisi de Saturday Night Hani Saturday Night ben aşırı hakim değilim. Hani eskiden beri işte Jim Carrey'den beri çıkan bir sürü aktör oradan çıkmıştır. Aktörüsü oradan çıkmıştır. E, duyarım ama öyle sıkı takipçisi falan değilim. Muhtemelen sıkı takipçileri zaten Jason Sudeikis ve Brandon Hunt'ı çok daha iyi tanıyorlardır. Onda Joe Kelly var yine Hawaii Meteor Mother'dan bilenler olacaktır kendisini. Roy Kent karakterini canlandıran Brad Goldstein var. O da yine yazar ve development ekibinin başında, e, içinde. E, onun dışında da Ash Nicole Black gibi, Jamie Lee gibi, Jane Baker gibi için içinde kadınların da olduğu bir editör ve farklı ikişer üçer bölümleri yazmış ekipler var. Bu da şunu gösteriyor yani bu ekibe baktığımızda zaten bir kadın hikayesi anlatacağız. Bir erkek ortamında anlatacağız ve buradan çatışmayı başlatacağız konusuna. Ee, farklı bakış açıları getirebilmişler. Bu da çok hoşuma gitti. Genelde diziler ya da e, komedi dizileri ya da komedi filmleri mesaj vermek için doğru mesajları doğru yerde vermek için çok iyi alanlar ama biraz işin ucu kaçtı mı ne dediğiniz belli olmuyor ve saçmalamaya başlayabiliyorsunuz. Ted Lasso bu çizgi hiç bozmuyor özellikle de e, orijine koyduğu yani merkeze koyduğu Ted ve Rebecca karakterlerinin odağında kalmıyor. Bu da sizi hiç sıkmıyor o yüzden. O kadar fazla yan karakter var ki o yan karakterler devamlı aktif olduğu için diziye bir dinamizm kattığı için ve gerçekten dizinin mesajını farklı seviyelerde sürdürebildiği için. Ne bu seviyeler ya pardon, alanlarda diyeyim daha doğrusu. Farklı alanlarda sürdürebildiği için. ...çok daha dinamik bir hale getiriyor ve sizi sıkmıyor. Peki bu alanlar ne? İşte i̇nsan ilişkileri, aşk ilişkileri, sınıfsallık, globalizm, işte emperyalizm... ...gerçekten şimdi bunları sayıyorum korkmayın. Oha lan komedisi değil mi bu? Biz ne izliyoruz? Oturup 32. gün belgeseli mi izleyeceğiz diye korkmayın. Öyle bir şey değil. Ama gerçekten bütün bu konulara değiniyor. Çünkü futboldayız. Çünkü futboldayız ve futbol ortamında bir takımın içine baktığınızda... ...bugün globalleşen futbol dediğimizde tırnak içerisinde... Zaten her ülkeden oyuncu bir ton farklı ülkede oynuyor. Nijeryalı, Ganalı, Alman, İtalyan. Eskiden mesela İtalyanlar çok Premier Lig'e gitmezdi. İngiliz oyuncular çok yurt dışına çıkmazdı. Çok nadir çıkarlardı. Bunların hepsi yıkıldı gitti. Yani artık herkes her yerde oynuyor. Bütün oyuncuların özellikle de biraz daha dünyanın merkezinde gören kendini ülkeler dışında, Amerika, İngiltere gibi ülkeler dışında özellikle Afrika'dan, Asya'dan gelen oyuncuların yaşadığı kültürel sorunlar aslında bizim hiç fark etmediğimiz şeyler. Dizi de bunu fark eden bir gözle yazıyor. burada da aslında işte bir kadın hikayesi ve kadının hikayesini anlatıyor dediğimiz noktada erkekleri de işin içine sokup onların hatalarını da alıp birazcık böyle ağızlarına yüzlerine vuruyor. Bu da çok güzel. Gerçekten burayı da çok iyi beceriyor. Burada tabi bunu yaparken işte erkekler kötüdür, kadınlar iyidir ama onların içinde de kötüler vardır falan böyle eğreti bir dille yapmıyor bunu çok düzgün, doğru bakış açısıyla ve hataları aslında süreçler içinde anlatarak yani onları zorlayarak değil, hadi bakalım şimdi sen hata yapacaksın ve biz mesaj vereceğiz şeklinde değil. Süreç ilerliyor, süreç ilerliyor. Farklı olaylar gelişiyor. Hayat hayatın kendisi gibi bakıyor yani dizi ve günün sonunda aldıkları kararların ya da bir erkeğin kadına bakış açısındaki sorunların mesela ne örnek verebilirim buna? işte e, onları fark etmeden nasıl yönlendirdiklerinin e, farkına varıyorlar ya da işte kadınların iş hayatında başarılı olması için e, çabalamaya çalıştıklarında onların önüne engel olduklarını fark ediyorlar. Ya da işte Ted karakteri yani Ted karakterinin e, bu spoiler hala spoilersız kısımdayız bu arada korkmayın. Ted karakterinin karısıyla olan ilişkisinde düzeltmeye çalışıp, çalışırken çok pozitif olması. Ona devamlı ben işte seni beklerim seni dinlerim, sana yardımcı olurum demesinin bir önemi yok. Aslında zaten bitmiş ilişkilerin de bir taraf tarafından özellikle de erkek tarafından zorlanmaması, belki de bazen sadece bırakılması gerektiğini çok iyi yakalamış ve anlatmış bir dizi var karşımızda. Ted Lasso var. Şimdi oradan oraya zıpladım. Biraz kafanız karışmış olabilir. Korkmayın. Dizi dediğim gibi birçok yan hikaye, birçok karakter üzerinden çok fazla şey anlatmaya çalışıyor ve bunları doğru düzgün yapıyor. ...ve bunları yine tekrar ettiğim gibi... ...futbol ortamında yapıyor ama şunu söylemem lazım... ...bu kesinlikle bir futbol dizisi değil... ...öyle bakarsanız üzülebilirsiniz yani... ...çünkü dizinin içerisinde futbol sahneleri... ...genel olarak zayıf... ...yani zaten çok da dertleri olmamış... ...olabildiğince... Yani ...hikaye akıtacak şekilde yapalım... ...zaten ana odamız o değil denmiş... ...normal bunlar hiç sırıtmadı benim için... ...ki hatta bazıları da komik... E, ...yer yerde bayağı güldüm yani... ...futbol sahnelerine özellikle de sağ içinde farklı taktikleri uygulamaya çalıştıkları anlarda çok komik sahneler oluşmuş. herkesin sevebileceği bir şey ama bu açıdan. Ya yani bu çok güzel mesela. Yani birçok diziye şimdi insanlar girerken hep şunu düşünüyor. Ya sever miyim? Bana uygun mu? Çok mu ağır? Çok mu hızlı? Çok mu tempolu? Çok mu komik? Çok mu duygusal? Hepsi var bunda. O yüzden bu dizinin bir noktasından tutup çok mutlu olabilirsiniz. Mesela ben dizinin birçok kısmını çok sevdim. Ama esas sevdiğim kısım coaching kısmı oldu. Coaching'e bakışı ve coaching yapmanın yani bir takım yönetmenin koçluk yapmanın aslında teknik taktik bilmek gerek pardon daha doğrusu koçluğun iyi teknik taktik bilmekten çok daha ötesi olduğunu belki %70 %80 oranında iletişim saygı kazanma karşındakinin aklına girebilme yani bunu kötü anlamda söylemiyorum yani onu anlayabilme ona ulaşabilme olduğunu oldukça iyi anlamışlar. Bu beni o kadar mutlu etti ki. Yani çünkü insanlar futbolu çok sevsin, basketbolu çok sevsin. Bu kısma çok odaklanmıyor. Çünkü göremezsiniz de, hani bilemezsiniz de. Hani evet ben benim de koç koçluk yaptığım seviye çok üst düzey değildi. Yani spor okulları, altyapı takımlarıydı. Ama zaten hani A takımları da görüyordum. Ee, ya da onların oradaki koçların seminerlerine katılıyordum zaten. Ve orada hep gördüğüm, hissettiğim, bildiğim konular ya ne zaman oyunculara baksan ya tamam biz bu insanla bir şey anlatacağız da bizi dinleyecek mi? Ve bizi niye dinlesin? Ya sadece para aldığı için mi dinlesin? Ya da biz para aldığımız için mi kendimizi dinletelim? İşte dizi bütün bunları çok iyi çözmüş. Yani burada hangi danışmanla çalıştılarsa ki ben bulamadım. Bir danışmanla çalıştılar mı yoksa gerçekten kendi bilgileri miydi? Helal olsun. Çok iyi çözmüşler. Eğer bulursanız bununla ilgili bir danışman varsa lütfen yazın. Bana da yorumlara da yazın. Merak ediyorum ben özel spesifik birkaç isim bulamadım. Belki de zaten ünlü isimler oldukları için Amerika'da ya da Avrupa'da e, teknik direktörlerle e, onlara ulaşarak konuşmuş olabilirler. Ama gerçekten çok 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 doğru kararlar almışlar. O kısma ayrıca diyeceğim bu arada yani coaching kısmının ne kadar iyi olduğuna da ekstra değineceğim. Bunun dışında dizinin genel olarak e, ne anlattığıyla ilgili söyleyeceğim fazla bir şey yok. Komedi kısmı aşırı iyi. Onu da söylemem lazım en son. Ya yani komedi kısmında gerçekten boş espri yok gibi. Ee, özellikle de böyle fazla bel altı, fazla hmm, cringe edecek. Ya ulan bunu da koymazsın da koymazsın ya ya da işte birazcık işte dengeyi kaçıracak. Herhangi bir ırkı aşağılayacak, herhangi bir insan grubunu aşağılayacak, hor görecek pek bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Çok dengeli yazılmış ve dengeli yazıldığı için de dizi kendisini oldukça ciddiye almamayı ciddiye aldığı için çok doğru nokta tespitlerle beraber esprilerini yürütmüş. Hatta şunu söyleyebilirim yani aslında tespitler var belli noktalarda. Ve bu tespitler Amerikalıların ve İngilizlerin yıllardır, yüzyıllardır dünyaya yaptıkları hataların sonucu olarak ya da buradan çıkar kazanma ya da burayı sömürme üzerine yaptıkları hatalar ya da ikiyüzlülüklerden dolayı ortaya çıkmış çok fazla şeyle de dalga geçtikleri için yani çuvaldızı böyle ağızlarına yüzlerine kalplerine sapladıkları için espriler de yerli yerine oturmuş. Yani şey gibi olmuyor böyle bir üstten bakan bir espri anlayışı yok özetle. O yüzden dizi izlerken hiç yorulmuyorsunuz. Bunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bu noktaya kadar spoilersızlık spoilersız kısmı konuştum. Dediğim gibi dizi Amerikan futbolundan gelen futbol bilmeyen bir koç. Sevgilisinden ayrılmış, pardon eşinden ayrılmış. Hayata yeniden atılmaya çalışan, çok büyük kırılganlıklar yaşayan, bunun içinde çevresine zarar vermeyi göze alan bir kadının paralel hikayesini ve onlara bağlı bütün ağaç gibi o yayılmış yan karakterlerin yani kendini izlediğimiz bir dizi, bir komedi, dram dizisi. Ya buraya kadar ikna olduysanız ve izlemediyseniz dizi mutlaka ve mutlaka gidip izleyin. Kesinlikle atlamayın. Pişman olmayacaksınız. Beğenmezseniz de gelin ben buradayım. Beni bulun. Paranız iade. Şimdi spoiler'lı kısma geçiyorum. Spoiler, spoiler, spoiler. Burada hani sonra aman abi şunu dedim, bunu dedin olmasın. Ha bana sorarsanız yine bu dizide ne spoiler olabilir? <laughs> yani dizinin direkt yani olan evet birkaç twist'i var. bunları bilseniz de bilmeseniz de çok bir sorun yok. Bir karakterin ki bence Nate karakteri. Nate karakterinin e, yolu ve sonunda gittiği yer dizinin e, ilerleyişi hakkında biraz kafanızı karıştırabilir. O yüzden hani spoiler'a girdiğimi tekrar belirteyim. Evet artık izlemiş kişilerle beraberiz. Lütfen izlememişler varsa ve spoiler almak istemiyorsa burayı atlasınlar. Peki spoiler olarak ne konuşacağım ben bu dizide? Şimdi Rebecca karakteri dedik. E, ve kadın karakterler üzerinden bence burada anlatan en önemli konu ahlakçılık. Şimdi bazı konular e, günlük hayatta bazen sapabiliyor. Ya işte bir kadın e, işte kocasından ayrılırsa şöyle durmalı, böyle yapmalı, buna karışmamalı, futbola bilmiyorsa bulaşmasın. Ya da işte kilo mu almış, kilo mu vermiş, niye ayrılmış, kendi hatası mıydı, genç biriyle beraber olabilir mi, ay nasıl olur falan. Yani bu ahlakçılık konuları ya da işte futbol tarafında nesiller arası gelen muhafazakarlıklar, farklı kültürler arasındaki çatışmalardan çıkan ahlakçılıklar ya da muhafazakarlıklar bu dizinin yine temelinde yer alıyor ve bunları yıkmaya oynuyor. Bu da büyük bir başarı. Özellikle Rebecca karakteri üzerinden. Yani hangi yaşta olursa olsun yani bir insanın hayattan zevk alabilmesi için, mutlu olabilmesi için aldığı kararları başkaları ne der başkaları benim aklımda ne düşünür diye almasının önüne geçiyor bu dizi. Buradaki çarpıklıkları da yine komedi unsuru olarak veriyor ve aslında ofensif diyebileceğimiz alana çok dalmadan ki bazı için ofensif gelebilir ama bence çok girmiyor oraya. Yapmadan da esprilerle beraber izleyiciye çok daha rahat ulaştırıyor. Şimdi ciddi ciddi anlatsanız bu konuları bir yerden sonra tamam abi anladık evet biliyoruz falan diye sıkılacak çok kitle var. Hatta zaten ben de bu konuda çok tepki çeken biriyim. Ee, aman abi yine SCV konuları tamam anladık evet biz de iyi insan oluyoruz. Ay yine politically correct mi olduk falan. Evet yani böyle sıkıcı anlatınca evet anlıyorum sizi de. Yani sıkılıyorsunuz doğruları görmek istemiyorsunuz kafanız karışabiliyor. Aman abi yeter bıktım var tamam her şey doğru abi siz haklısınız deyip çıkmak istiyor olabilirsiniz. Kesinlikle hak veriyorum. Benim de böyle anlarım oluyor belli konularda. Gerçekten insana ulaşmak zor bir konu. İşte insana ulaşmak konusunda dizi burada doğruları yapıyor. Size komedi unsuruyla bu hikayeleri verdiği zaman, bu mesajları verdiği zaman siz dinliyorsunuz. Ben seyirci olarak dinledim. Hatta benim bile bazen hata yaptığım anları hissettim orada. Aa, evet ya ben de böyle yapıyorum ama aslında böyle yapmamak gerekiyor daha doğru olabilir. Böyle yapmamak daha doğru olabilir dediğim anlar oldu. Ve neden oldu? Yani komediyle direkt kafamıza ulaştı. ...işte coaching gibi dizide. Yani dizi de size oynarken size direktif vermiyor. Siz, size ulaşmaya çalışıyor. Sizle bir diyalog kurmaya çalışıyor. Sizle duygusal bir bağ kurmaya çalışıyor. Bu açıdan çok başarılı. Özellikle de Rebecca ve Ted karakterinin ki Ted karakteri işte karısına ayrılmak üzere karısıyla arasını düzeltebileceğini umuyor. burada çok büyük sıkıntılar yaşıyor geçmişinden itiraf edemediği çok büyük bir sırrı var ki bunu birazdan ikinci sezona geçeceğim. ikinci sezon üzerinde anlatacağım. Ee, bir türlü anlamıyoruz. Bu yüzden de aşırı pozitif bir mesafe. Ama böyle rahatsız edecek derecede pozitif. Devamlı şakalar, komiklikler. Bir şey hissediyorsun böyle. Evet, komik ama bu adamda bir tuhaflık var. Ve seni irite etmiyor bu. Yani ben Ted karakterinden normal bir dizide görsem mesela Ted karakterini. Dersin ki ne anlatıyor bu adam ya yeter tamam sus artık falan dersin. Ya da Rebecca karakteri. O burada iyice kötü bir kadınmış ya Allah Allah falan dersin ve sinir olmaya başlarsın. Yaptığı hatalardan ya da hırsından dolayı. Halbuki dizi işte komedi unsurlarıyla bunu size öyle bir veriyor ki dur bakalım ya bir dakika bir şey diyor bunlar bir, bir, bir şey anlatmaya çalışıyor bana diyorsunuz. O zaman dizi çok güzel almaya başlıyor. Dizi de yani dizi de kendi bakış açısında seyircisine coaching yapıyor. Bu da gerçekten çok başarılı dizinin en sevdiğim yanlarından biri oldu. Ve diğer yan karakterlere geçmeye başlıyor. Yani yan karakterler üzerinden mesela Jamie ve Roy karakterine değinebiliriz. Roy karakteri aslında tabi futbola aşina olmayanlar için ne ya yani böyle futbolcum var diye bir Roy karakteri aslında bir nesil İngiliz futbolcusunu temsil ediyor. Tabi ilk akla gelen İngilizce demeyeyim sadece Britanyalı futbolcu diyeyim. Hani bunun içinde Gallerli, İrlandalılar da var. İşte Roy Keane örneği mesela. Yani Roy Kent, Roy Keane biraz da benziyorlar. İşte sert mizaçlı, sahada sert. İşte futbol sokakta oynanır, bacak kırmalı öğrenilir. Futbol böyledir. Adam öldürmektir falan tarzı bir dünyadan geliyor. ona benzeyen daha çok oyuncu var. İşte Vinny Jones mesela. Daha sonra aktör oldu. Belki oradan bir hatırlayabilirsiniz kendisini. 90'lı yılların en sert savunma oyuncularından biri Vinny Jones da. İşte böyle örnek çok fazla İngiliz futbolunda ve bu oyuncular daha muhafazakar futbol kafasından geliyorlar. Bir de Jamie gibi işte daha böyle farklı oyuncuların bünyesini almış işte İngiliz belki işte biraz Ronaldo duruşu falan da var onda böyle saçları yapışı free kickli topun başına geçtiğindeki hareketleri vesaire gibi. iki farklı kafa yapısından gelmiş oyuncu üzerinden mesela bir nesil farkı anlatıyor. Mesela bugünün çok büyük sorunu yani devamlı şunu işte o nesil böyle bu nesil böyle yeni nesil şöyle eski nesil böyle bu kavga çok giriliyor mesela. Ki bununla ilgili boomerlık diye bir video yaptım ona bakabilirsiniz. Ee, boomer diye pahalı. Bu, 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 bunları anlatırken de işte futbolcuların dünyasına girmeye başlıyoruz. Futbolcuların dünyasına girerken işte onların eşleri, sevgilileri, hayatları, dünyaları gibi konular giriyor. Mesela Sam karakteri, Sam Obisanya. Mesela o bir saniye üzerinden mesela hem ilişki izliyoruz, insan ilişkisi izliyoruz. İşte onu takım içerisinde dışlayan, yer yer ırkçılık yapan, yer yer onun moralini bozup takımda çayraksın sen diye aşağılayan karakterlerle de mücadele etmeye çalışıyorken bir yandan da işte forma reklamı üzerinde bir petrol şirketi, bir gaz şirketinin reklamı var. Bu gaz şirketi Afrika'da işte e, Nijerya zarar verecek Nijer e, Ha, şeyine e, havzasına zarar verecek şekilde çalışan bir şirket ve siz bu reklamı üstünüze taşıyorsunuz ve gidip reklamlarında oynuyorsunuz ve bir gün babanız sizi arıyor diyor ki sen işte bize ihanet ettin yıllardır işte o e, emperyalist ülkelerin artık reklamcılığını yapıyorsun onları pazarlamaya başladın onların pazarlama aracı olun diye tepki çekiyor e buradan da mesela ortaya çıkan bir e, hem emperyalist hem kültürel bir eleştiri var. Mesela bunu verebilmek özellikle de basit 20'li yaşlarında dışarıdan baktığınızda ya işte bir futbolcu abi topa vur lan falan diyeceğiniz birisinden bu hikayeyi görebilmek seyirci için bence çok değerli. Çünkü futbol seyirci, spor seyircisi bunlarla çok ilgilenmiyor. Biz sadece kızıyoruz. Ha diyebilirsiniz ki bana ne? Yani ben paramı veriyorum, biletimi alıyorum, izliyorum. Bana ne onun hikayesinden? Ben de her gün çalışıp işe gidiyorum. Evet sana ne ama senin de bir vicdanın var. Sen de çevresel konulara duyarlısın. Sen de atıyorum Afrika'da olan konulara karşı kızgınsın. Ve bu kızgınlığın sadece futbol üzerinde geçmeyecek. Düzelmeyecek de. Ha şunu da diyebilirsin. Evet o da gidip oynamasın ama... ...o da zaten e, burada kazandıklarını... ...ülkesine geri vermek için geliyor. Çünkü başka türlü kazanamıyorsun da bu savaşı. Ne yapacaksın? elinde top tüfek alıp tanklarla savaşacak mısın? Zaten o fırsatın da yok. Zaten yapma da yani <laughs> yıllarca hataları yapanların hatasıyla onlara karşılık vermek çok doğru bir mantık değil ama bu doğru bir mantık. İşte dizi burada özellikle de futbolun içinde olduğunu hiç unutmuyor. Elinde çok fazla kredi falan var. İşte Semo Bisanya gibi bir Nijerya'yı sokup bu bahsettiğim hikayeyi anlatırken e, benim inanılmaz güldüğüm tabii şu an Hollanda'da olduğum için de bana ekstra komik geldi. Yan karakterini ikinci sezonda sokup işte Hollandalıların literaliliği, Hollandalıların çok direkt oluşu üzerinden çok komik espriler yapıyor. Hollandalıların yemek kültürünün çok basit olması üzerinden mükemmel espriler yapabiliyor dizi. Ama bir Hollandalının da işte doğruları direkt söyleyebilmesi sayesinde de bir takım içerisinde oluşabilecek yanlış havayı da düzeltebiliyor ya da kötü havayı dağıtabiliyor. Bunlar çok çok güzel ince işlenmiş detaylar dizinin özellikle üzerinde durduğu ve kafa patlattığı işler olmuş özellikle de ilk sezonda. Bunlar beni aşırı mutlu etti. Tabi dizi bunları yaparken futboldan da kopmuyor. Nasıl kopmuyor? Sağdaki futboldan kopmuyor. Mesela bir bölüm şöyle bir örnek verebilirim size. Sanırım 5. bölümde ilk sezonda ya da 2. sezon pardon 2. sezondan bir bölümdü. Sağ içerisinde işte alan açmaktan bahsediyorlar. İşte bir oyuncu farklı bir yere koşu yapacak. Diğer oyuncu onu açtığı alana girecek. Ve bunu yaparken de diğer oyuncuların da mesafeyi koruması lazım ki sıkışmasın oyun. Mesafeler sahada çok önemlidir. Yani basketbol için de çok önemli, futbol için de çok önemlidir. Ve bunun sahada anlaşıldığı noktada Roy karakteri, bunu fark edip aslında başka bir şey fark edip dışarıda Kili karakterine ki onun sevgilisi daha önce Jamie karakterinin sevgilisi yani Kili karakterinin sevgilisi oluyor. Evet pardon Roy karakterinin sevgilisi oluyor. O da aslında hayatta ne istediğini e, bilen ve ona destek olacak bir sevgi sevgili arıyor kendisine ve bunu Roy'da buluyor. Ama Roy ona fazla yaklaşıyor. Ve aralarındaki kişisel alan kalmadığı zamanda çalışamıyorlar, mutlu olamıyorlar, irite olmaya başlıyorlar ve birbirine zarar vermeye başlıyor. Aslında bu çok e, ilişkinin toksikleştiği noktada yer alan bir konudur. Ve benim de hayatımda özellikle hani mutlu olduğum konulardan biri bu. Yani eşimle aramızda çok iyi e, mesafeler ayarlayabiliyoruz. Her zaman birbirimizin alanında, birbirimizin kafasına, ayağına basmaya çalışmıyoruz. Her şeyi vıcık vıcık birlikte yapmaya da çalışmıyoruz. Ha, yeri yerine birlikte yapıyorsun, yeri yerine yapmıyorsun. Bunu ayıklayabilmek çok önemli. İşte dizi de Futbol üzerinden aldığı bu aydınlanmayı hayata aktarabiliyor. Ve burada işte Football is Life hani dizide oyuncunun adı neydi? Danny Royas. Danny Royas karakterinin devamlı bağırdığı Football is Life, Football is Life konusu burada devreye giriyor. Evet futbol hayattır ama futbol hayattır derken tribünde adam bıçaklamaktır, davul patlatmaktır değil. Budur. Yani aslında sizin... Gerçek hayatta yaptığınız şeyler sahada yapacağınız ya da sahada vereceğiniz performansı etkiler. Ya da sahada öğrendikleriniz, başarılı olmak için öğrendikleriniz şeyler e, hayata etkiler. Nasıl etkiliyor işte? Çünkü orada da insanlar var. Orada da birbirinizle bir ilişki kurmaya çalışıyorsunuz. Basketbolda da böyledir. Yani 11 kişi diğer tarafta 5 kişi devamlı saha içerisinde bir ilişkiniz var. Ve bu ilişkiyi tek başına e, yürütemezsiniz hepinizin koordineli hareket etmesi, yeri geldiğinde yaklaşması, yeri geldiğinde uzaklaşması, yeri geldiğinde konuşması, yeri geldiğinde kavga etmesi, yeri geldiğinde tartışması, yeri geldiğinde dışarıya dönüp birine danışması gerekir. İşte Football is Life konusunu burada çok iyi anlamış dizi. Çok iyi yazmış ve çok iyi uygulamış. Özellikle de ilk sezondan da bunu çok iyi vermiş. İkinci sezona geçtiğimizde işte e, katarsis başka bir yere kayıyor. Yani esas Katarsis yaratan daha doğrusu. İlk sezonda ilişkileri başlayan, biten, hayata yeni atılan ya da işte e, büyük üzüntüler yaşayan, yeniden kendini keşfeden karakterler gördük. İkinci sezonda bu karakterler ise e, takıma gelen yeni bir psikologla beraber değişiyor Sharon karakteriyle ve Satarsız katarsiz karakterlerin psikolojileri üzerinden oluşturulmaya başlıyor. Ve bunu da yaparken aslında biraz üzücü bir yerden yapıyor. Yani e, evet hani bu ne komik bir yerden yaklaşıyor, üzerine çok düşüyor. Ama ya da üzüldüm. E, takımın maskotu köpeği öldürüyorlar yanlışlıkla. Yani penaltı atarken Dani Rojas karakteri top köpeğe çarpıyor. O da o anda da orada olan bir kuş var. <laughs> Kuşa değdi. Yani, ne maz absürt bir durum. Yani olması yine çok düşük bir ihtimal futbolu şöyle şöyle olabiliyor. Bilmeyen varsa bu kuralı onu da hatırlatayım. Sağ dışından ne etken gelirse gelsin top kaleye girmezse ve o etkene çarparak kaleye girmezse gol zaten geçersiz oluyor. Yani gol olacağı varsa bile olmadı, olmadığı için gol atamıyorsunuz. Bu böyle bir kuralı var. Basketbolda da var aynı konu. Yani sahaya ki salonlara kuş girer normalde bir kuşa çarpıp top e, sayı olmadığı zaman Hiçbir şey değişmiyor hayatınızda. Yani Sayı olma ihtimali %100 gözükse bile o sayıyı alamıyorsunuz. Futbolda da gol olmuyor. Ve çok dramatik bir yerden giriyor. Sonra o e, köpeğin hakkını veriyorlar. Anıyorlar, gömüyorlar. Onu devamlı özlüyorlar falan. Ama böyle dramatik bir yerden giriyor. Ama çok iyi bir ignition yine. Orası çok iyi bir tetikleme var. E, bütün karakterlerin artık diyor ki dizi bu sezon e, çok zorluklarla baş edeceğiz. Bunu da yaparken tek başımıza yapmayacağız. Siz de yapmayın bir psikologla yapın, iyi bir psikologla yapın diye diziye giriyor. Şimdi burada bir şey değinmem lazım. Ted karakterinin bilissel uyumsuzluk yaşadığını görüyoruz. Ha şimdi şeyin havasını atmayacağım. Vay be ulan bilissel uyumsuzluk biliyor lan adam. Allah Allah lan dizimizi konuşuyor, NBA konuşuyorduk ama psikolojiden biliyor? Yok ben bunu yeni öğrendim. Hani bunun havasını atmayacağım. Biliyor gibi anlatmayacağım. Ama LA Times'ta çıkmış bir yazı okudum ben de bunun için. Gayet de güzel anlatmış orada bir psikolog bundan bahsetmiş. O yazının linkini de aşağıya bırakacağım. Merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Ted Lasso karakterinin yaşadığı bilissel uyumsuzluk nedir? Nasıl işliyor? işte kendisine yarattığı savunma mekanizması işte o devamlı herkese pozitif olmasının nedeni ne? Neden korkuyor? Tabi burada Ted'in işte Sharon karakterinin açılmasıyla beraber aslında geçmişte babasının çok genç yaştayken, çok genç yaştayken intihar ettiğini öğreniyoruz. Ve bunun sonucunda insanların onu terk etmesinden korktuğunu anlıyoruz. İşte terk edilme konusu girdiği zaman aslında onun için başarı kıstası futbol olmuyor. Başarı kıstası bir kadını öpmek olmuyor. Başarı kıstası ne bileyim işte birini kandırıp onun yerine geçmek olmuyor. Sadece onu onu, onu terk etmesin istiyor. Yani ilişki kurduğu kişiler ondan uzaklaşmasın istiyor. Ama halbuki işte esas hata burada başlıyor. İnsanlar onu terk etmesin istedikçe ve bunu çözmek için onlara işte devamlı bir şeyler yapmaya başladığı, devamlı onlara böyle toksik pozitiflik aktardığı zaman ya da onları olduğundan çok yukarıda konumlandırdığı zaman hem kafasında hem çevresine karşı aslında zarar veriyor ki bunu karısına da yapmış yani karısı beni diyor ki beni sal artık tamam hani ben sana dönmek istiyorum çok iyi birisin muazzam birisin ama olmuyor yani sevmiyorum yani olmuyor gitmiyor kısmını algıladığı için ona karşı da bunu aslında kullanmaya başlıyor fark etmeden karısı da ondan kurtulamıyordu ve bundan kurtuldu ikinci sezonda da bunu aslında çevresine yapıyor özellikle de bunun ana kırılması Nate karakterinde görüyoruz. Nate aslında takımın malzemecisi. Takım malzemecisini alıp ondan teknik taktik bilgiler alıyor. Çünkü bilmiyor. Futbolu o birazcık işte Coach Beard da işte mesela şey okuyor. Taktikler tarihi kitabı diye çevir mesela Inverting the Pyramid kitabı. Onu okuyor. O da oradan öğrendiklerini aktarıyor. Diğer tarafta ikinci sezonda işte Roy Kent karakteri takıma koç olarak geliyor. O bildiklerini aktarıyor. Böylece iyi bir ekip oluyor ama Nate karakteri en başta bir sıfır. Kimse yüzüne bakmıyor, konuşmuyor, sallamıyor. İsmini bile bilmiyor. Ted onu alıp aslında kullanıyor. Ve Nate bunu fark ettiğinde artık iş işten geçmiş oluyor. Evet hani burada şey diyebilirsiniz ben de öyle oldum. Ee, Nate de hayvanlık etti be ayıp etti lan adam o kadar ona şey verdi falan. Halbuki evet hakkını veriyor da. Daha sonra onu işte koç e, lisansını alıyorlar, sözleşme imza imzalatıyorlar ve takımın e, asistan koçu oluyor. Ama işte Ted şunun farkında değil, başta onu kullandı. Yani ve Nate bunu çok uzun zaman sonra fark ediyor çünkü sınıfsal bir durum da var burada. Tabii Nate'in psikolojik sıkıntıları da burada işin içine giriyor. İşte sınıfsal durumdan dolayı içinde bulunduğu ortama dahil olamıyor, e, insanlar onu sallamıyor. Mesela Roy karakterinin e, ee, sevgi soğan Kiel iki de inanılmaz başarılı bir kadın oluyor dizi i̇şte ona onu ister is ona bir anda yakınlaşıp öpüyor bir heyecanla tamam tam diyor olabilir Kiel'i ee, bunu unutuyoruz Roy bunu öğreniyor ya olabilir sıkıntı yok diye deliriyor çünkü Jamie karakteri de eski sevgilisi ama o söylediği zaman ben hala Kiel'i seviyorum dediği zaman Roy onu boğacak gibi oluyor. İşte bu aslında karşınızdakini muhatap alırken nasıl bir sınıfsal farklı sınıfsal farklılık, sınıfsal farklı bakış açısı uyguladığınızı gösteriyor. Bunu hayatımızda aslında fark etmeden yapıyoruz. Ben de yapıyorum, siz de yapıyorsunuz muhtemelen. Mesela bu fark etmeden yaptığımız işte ötekileştirmelerden biri. Dizi de bunu psikoloji üzerinden fark ediyor ve Sharon karakteri aslında Ted'in bu iletişim şeklinin ne kadar zararlı olduğunu en sonunda Ted ona açılabildiğinde anlatıyor. Ama biraz iş işten geçmiş oluyor. Ted de yine etrafında bazı kişileri kaybetmeye başlıyor. Ha tabii Sharon karakterinin de burada mesela bir klasik psikolog gibi bir tavrı yok. O da güzel. Yani dizi mesela şey de yapmıyor size. gel evet, şimdi psikolog geldi. Oturuyorsunuz ve bakalım hadi bakalım anlat kardeşim. Çözüyoruz seni. Evet çözdük. Bravo çok iyisin. Ya da işte bir sarılıp ağlıyor falan. Hani bizde var ya da kırmızı oda mırmızı oda tarz diziler. Yani romantik bir havada da yapmıyor. Ama Sharon karakteri de hayatındaki sıkıntıları çözmeye çalışan biri. Dizi bunu verip sonra Sharon'a bir bisiklet kazası yaptırıp onun da bir korku, bir kaybetme korkusu yani aslında bisikletten çok zevk alıyor sürmekten. Tekrar bisiklet süremeyeceğini kaybetme korkusunu ona kazandırıp Ted'le beraber karşılıklı bir adım atma durumu yaratıyor. Çünkü Sharon'da da şu sorun var. Ben herkesten zekiyim. Bu işi biliyorum. Size de muhatabı olmayacağım. Siz bana gelip anlatacaksınız. Mesela sporda asla çalışmayacak bir şey. Böyle bir şey çalıştıramazsınız. ya da yeni nesil oyuncular üzerinde asla çalışmaz. Dizi bunu da çözüyor. Ted karakterine kadar belli oyuncularla arası iyiyken... Ted'le bir türlü bir araya gelemiyorlar. Ve Ted üzerinden de bu konuyu çözüyor dizi. O kadar iyi işliyor ki sistem. Yani hiçbir karakter tek başına anlamlı değil her karakter dizide başka bir karakterle bir araya geliyor. Dizi belli mesajları veriyor, belli sorunları çözüyor ve sizi salıyor. Nereye salıyor? Yine o lokomotifin peşine yani futbolun. Siz arka planda şeyi takip etmeye devam ediyorsunuz. Merak etmeye daha doğrusu. Richmond takımı ne olacak? Ama futbol futbolda hiçbir önemi yok. Sadece siz takımın bir sistem olarak bu kadar farklı insanların bir araya geldiği bir sistem olarak ne yapacağını merak ediyorsunuz. Ve ben bunu merak ederken kendi adıma konuşuyorum şu anda. Ee, ki ben yöneticilik de yaptım şirketlerde. Çok hata yaptım. Ee, özellikle bu takım olma konusunda tabii şeyden bahsetmiyorum. Takım olma çıkıyoruz hafta sonu çimlerde ele tutuşup e, birbirimizin etrafına dönüp mangal yakıp voleybol oynuyoruz değil. Takım olma bu. Bu dizinin anlattığı. Burada birçok şey ben de yanlış yaptığımı fark ettim. Kendimi yanlış konumlandırdığımı, yanlış diyaloglar kurduğumu, iletişimde çok ciddi hatalar yaptığımı fark ettim. Özellikle de psikolog tarafı, ikinci sezona gelen psikolog tarafı bu açıdan yine dizinin çok değerli bir parçası. Ee, bahsettiğim yazıyı da mutla, mutlaka, okuyun. Ha bunun bir sorunu yok mu? Ee, şöyle bir sorunu var. Tabii takım olduğu için, parası olan paranın olduğu bir alan olduğu için psikoloğa ulaşmak çok kolay gösterilmiş. Maalesef bu kadar kolay değil. Ee, o biraz sıkıntılı. Çünkü pahalı erişmek zor, randevu almak zor Her insanın özellikle de alt sınıfta kalan insanların ulaşması bir psikoloğa o kadar kolay olmuyor Bu bir, burada biraz kolay gösterilmiş Zaten bahsettiğim yazıda bu konuya değinmişler, biraz eleştirmişler bunu Son olarak dizinin ikinci sezonuyla beraber başlayan bu psikolog, psikoloji ve işte insan ilişkileri tarafında bir konu daha var o da e, tedin aslında bir sıkıntısının dağılması, e, kırılgan görükme gözükmekten korkması. Bu benim eee de çok hissettiği bir sorundu. O yüzden burası da çok etkiledi. Özellikle hata yapma, kırılgan ol gözükmeyeceksin, hata yapmayacaksın, dikkatli olacaksın, e, saygıyı yitiremezsin, sana olan yaklaşımı yitiremezsin korkusu gerçekten çok sıkıntılı. Ama burada bir detay daha var. Ted Amerikalı ve diğer işte İngiltere'den de burada işte Rebecca'da bir İngiliz temsilcisi dizide. İkisi de aslında dünyanın dünyaya tepeden bakan yıllarca zaten e, sömürgecilik politikalarıyla dünyayı sıkıntıya sokmuş ve hala da dünyanın yöneticisi gibi takılan ülkeler bunlar. Biraz da buna gönderme var. Yani Amerikalı birinin bunu biraz da kültür olarak yaptığını dizi bize söylüyor. Yani oradan geldiğinde işte devamlı kültürel eleştirmesi, Tabi bunu komik yollarla yapıyor. Espri aracını kullanarak yapıyor ve güzel yapıyor ama... ...bir yandan da burada yine çuvaldızını çıkartıyor. Asla çekinmiyor. İngiltere tarafından aynı şey. İşte Rebecca'nın o kibirli dünyasında... ...bölümler ilerledikçe kırılıyor. Hatta artık açılmaya başlayan biri oluyor. Bunu kendi çözüyor. O psikologla çözmüyor ama kendi çözebiliyor. Çevresinde, arkadaşlarıyla ya da... ...farklı karakterlerin ona kattığıyla ve samimi olarak gerçekten samimi olarak çözüyor. Ted ise bunu psikologla yapıyor. Bu iki yolu vermesi ve bunu yaparken iki farklı ülkeyi kullanması da çok güzel detaylar. seyirci arkasına dikkat ettiğinizde dizinin işte o çıkardığı günahları da yakalayabiliyorsunuz. Ya tabii burada şimdi şuna değinmem lazım. Rebecca ve Sam konusu var. Dışarıdan bakıldığında dediğim gibi bu dizi biraz ahlakçılığı kırıyor. Amacı da bu zaten ve burada bir derdi var. Ne demiştik en başta aslında karakterler karar alırken başkalarını düşünerek almak zorunda bırakılıyor. Dizi de bunu yıkmak istiyor. Şimdi Sam'le ile ilişkisi gelecek. ikinci sezonun herhalde 6. 7. bölüm gibi falandı. Burada tepki verebilirsiniz ya da tepkiler okumuş olabilirsiniz. Dizinin burada biraz saçmaladığı ile ilgili. Bence çok 12'den vuruyorlar tam tersine. Neden 12'den vuruyorlar? Birincisi dediğim gibi ahlakçılık. Yani e, İngiltere basınında özellikle Rupert karakteri işte genç bir sevgili yapıyor kimsenin umudu bile değil. Ve, ve muhtemelen yani dizi izlerken işte baktığınızda bir erkek olarak evet lan ne güzel bir hamle taş gibi bir kız bulmuş falan deyip geçiyorsunuz. Ama bir kadın yaptığında böyle bir ama bir dakika şimdi takımda oyuncusu ama yani aynı iş ortamında biraz da genç değil mi falan ki. Kendisi de bunu yapıyor bu arada bak. Dizi size bu yükü atmıyor. O da bunu düşünüyor. Çok yaş farkı var. Ne derler? Basın ne der? Ben ne yapacağım? Ama konunun çıktığı nokta çok güzel. Yani bu iki karakter böyle bölümler boyunca birbirlerine yazıyor. İşte yavşıyor. Amiyane tabiyle bir durum yok. Bir app var. Ve bu app üzerinde eee Tinder'ın tam tersi hiç görsel olmadan sadece yazışarak insanları tanıdığınız ve yakınlaştığınız bir app bu. Bir ee, ne denir ona? Eş bulma ya da işte çift sevgili bulma yapı diyelim. Neyse işte o app onun üzerinden tanıyorlar birbirlerini ve fark ettiklerinde zaten şaşırıyorlar. Bazen işte sadece fiziksel olarak birbirinize baktığınızda alacaklarınızla vereceklerinizin hesabını yapmaya girerseniz sonuç kötü olabiliyor. Ama diyaloglarla yaptığın zaman hiç başka bir yere gidiyor. Dizi zaten tamamen diyaloglar üzerine kurulu olduğu için burada çok güzel bir damar yakalamış. Yani Rebecca ve Sam yakınlaşırken aslında mutlulukları cinsellikten gelmiyor sadece. Evet hani bir cinsel birleşme yaşanıyor dizide. Ama ana köken bu değil. Dizi bunu çok iyi verebildiği için ikisinin yakınlaşmasını çok doğru buldum. Sonra ikisini de çok hızlı uzaklaştırıyor zaten. Çünkü şunun farkına var. Biz birbirimize zarar vereceğiz. Çünkü aynı takımdalar. Biri patron öbürünün bambaşka bir hayatı var. Diğerinin bambaşka bir hayatı var. Alması gereken kararlar var. İşte Sam karakteri e, ganalı zengin iş adamı geldiğinde ki burada da çok ciddi. O bölüm, o bölüm inanılmaz komik. E, Okunfu karakterinin geldiği bölüm. O bölümü anlatmayayım. Onu izleyin. İnanılmaz komik bir bölüm o. E, Okunfu karakterinin geldiği bölümde e, tamamen aslında paranın gücüyle gelmiş bir Afrikalı görüyoruz ama sonuçta aynı mantık yine para konuşuyor orada. Bir i̇nsan konuşmuyor ve Seme diyor ki ben dünya çapında bir takım kuracağım gel bende oyna. Ama Sem böyle izole bir takımda oynamak istemiyor. Sem orada arkadaşlarıyla birlikte oldu başarıya koştuğu bir takımda beraber hareket etmek istiyor. Ama bu kararı alırken de üzerinde işte hissettiği Rebecca'nın baskısı var. Ve sonunda aldığı kararda şunu söylüyor. Bunu tabii yaparken Ted de ortamda ama Rebeka'ya Rebecca'ya bakamadan söylüyor hatta. Başkalarının ne istediğine göre, benden ne istediğine göre ben karar vermek istemiyorum. İşte aslında iki insanın birbirine nasıl zarar verebileceğini burada daha iyi söylüyor bize. Çünkü alacağınız kararlar özellikle de kariyer kararları hayatınızdaki diğer insanlara göre alınması gereken kararlar değil. Eğer alıyorsanız da karşılıklı adım atabilmeniz lazım. Fedakarlık yapmak işte burada başlıyor. Bu fedakarlık cevabını nerede veriyor dizi? Yani Sam ve Rebecca üzerinde başlattığı soruları kendi içine cevaplıyor. Peki bunun farklı versiyonları olabilir dediği kısımda da Roy ve Kiri karakterin ilişkisini veriyor bize. Kiri bir kariyer e, peşinde. Kendisini aptal sarışın reklamlarda poz veren e, yakışıklı futbolcuların sevgilisi imajından çıkartıp gerçekten başarılı olduğu bir işi yapıp gerçekten de çok üst seviyelere gelmeyi başarıyor. Ve ne sayede bu? İşte Roy'un yaptığı fedakarlıklar sayesinde, Roy'un kalbinin kırılmasına rağmen, Roy'un kariyerinde belli şeylerden vazgeçmesine rağmen aldığı kararlar sayesinde, ona verdiği destek sayesinde. İşte dizinin yine bu kelime çok bu kalıbı çok kullandım bugün ama benim yine en sevdiğim kısımları ve en başarılı yaptığı işlerden biri bu farklı konuları iki farklı açıdan size vermesi ve sizin sorgulamanızı sağlaması dizinin yine en başarılı kısımlarından biriydi. Son olarak da yine başta bahsettiğim coaching yani koçluk kısmına geleceğim. Dedim ki bu yani danış, danışman kim burada bilmiyorum. Yani bu burada bir teknik direktör danışmanı aldılar mı ya da kendileri mi yazdılar bilmiyorum ama varsa da helal olsun. Çok iyi iş var, çıkarmışlar. Ee, coaching tarafına dair bütün fikirler, uygulamalar aşırı doğru. Ee, seyircinin dışarıdan göremeyeceği konuları çok iyi yakalamışlar. Özellikle de işte bir koçun e, karar vermesi gereken bir teknik direktörün karar vermesi gereken ne zaman konuyu oyunculara bırakacak, ne zaman kendiliğinden çözülmesini sağlayacak, ne zaman takıma ulaşmak için belli oyunculara ulaşması gerektiğini fark edecek. Mesela işte Ted karakteri takıma karşı pozitif davransa da Roy ve Jamie'ye iki farklı takım, iki farklı kutbuna ulaşamadığı için takımla da bağı kuramıyor. Çünkü bir kısım Jamie'yi sevmiyor, bir kısım Jamie'yi sevmediği için e, Ted karakter ona karşı adım attığında hemen uzaklaşabiliyor. E, Roy karakteri çok sert bir karakter, çok ünlü bir futbolcu o. Zaten tedi sallamıyor. O tedi sallamadığı için diğer oyuncular da sallayamayabiliyor ya da arada kalıyorlar. Vallahi iyi adam ama vallahi evet ya burada Roy var oğlum ya adam şampiyonayı kazanmış. Biz nasıl buna saygı duyalım? Futbolu bile bilmiyor yani falan diyebiliyorlar ki bu çok olası bir şey, çok olası bir durum. Bugün birçok takımda bu sorunları büyük büyük koçlar, hocalar yaşıyorlar. ...Morinho bunun belki de en büyük örneği... ...yakın dönemde iletişim sorunu çeken... ...Brett Stevens keza bence... E, ...diğer taraftan... takım iletişim sorunu çekip... E, ...koçlu bırakıp GM'ye geçen bir örnek... Yani ...bu örneği tabii... ...spor, e, futbol ve basketbol takip edenler için verdim... E, Onlar anladılar... ...bilmeyenler varsa kusura bakmasınlar... ...neyse özellikle e, bu coaching kısmının... ...insani iletişim yönünü... ...çok iyi yakalamışlar ana konunun insanların beynine ulaşmak olduğunu asla üste çıkmamanın e, aksine paralel durman ama paralel dururken de mesafeyi nasıl ayarlayacağının yeri geldiğinde yakınlaşacağının yeri geldiğinde uzaklaşacağının e, ne zaman olacağını çok iyi bilmenin çok önemli olduğunda e, altını gayet iyi çizmişler. Çok beğendim coaching bölümünü. E, umarım hani bunu mesela ben şey olarak öneririm böyle bir ortamım olsa, eğitim veriyorsam, bir seminerde olsam derim ki Ted Lasso'yu bir izleyin. Evet bu dizide olan bazı şeyler, gerçek hayatta olması zor olan şeyler, hatta imkansız yakın şeyler ama insan ilişkileri doğru. O yüzden futbol tarafından çok futbol takımı içerisindeki ikili ilişkiler, üçlü ve takım ilişkilerine bakarsanız bayağı bir kazanım sağlayabilirsiniz. Peki biterken eleştiriler yok mu? Eleştirim var. Aslında bir tane eleştirim var diziyle ilgili. Ee, dizi aslında çok e, çeşitliliğe sahip bir dizi. Diversity çok yüksek bir dizi. İşte kadınlar tarafından da, erkekler tarafından da, ırklar tarafından da konuya çok iyi bakıyor. Ee, tribünlerde de e, LGBT'yi, bireyleri görebiliyoruz. Ama işte gay, lezbiyen seviyesinde kalıyor biraz da. Burada benim işte eleştirim buradan başlayacak. Evet hani orada görüyoruz ama İngiliz futbolunda şöyle bir sorun var. Özellikle altyapılarda ve e, altyapılardan başlayan tacizlerle beraber, eşcinsel tacizlerle beraber yukarıya da çıkan gay futbolcunun açılamaması konusuna kadar ki bunu isimsiz bir futbolcu bir, bir süre önce e, bir röportaj verdi bu konuda. Hani böyle bir şey yapmamız çok zor. Yaparsak zaten takım içinde dışlanırız. Zaten bilenler biliyor. Ama bu Dışarıya yansırsa çok daha zorlanırız. denen açıklamalar yapıldı. Hala futbol dünyasında, hatta çoğu spor dünyasında bireysel sporlar biraz daha hariç orada daha rahatlar ama takım sporlarında LGBT oyuncular dışarıya açılamıyorlar. Şimdi burada iyi bir fırsat var. Yani futbol takımı içerisinde inanılmaz çeşitlilik olduğu için hani o gereksiz seyircinin ee, buraya da mı?" gay soktunuz falan yapmayacağı yani diye dedirtmeyecek şekilde diyeyim. Onun bile ağzına vuracak şekilde ekleyebilirler bu eleştiriyi. Umarım yaparlar. Yani 3. sezonda böyle bir şey bekliyorum. bir gay futbolcu olabilir bu. ya da başka bir futbol içerisinden bir LGBT bireyin açılımı ile ilgili ve açılım sonrası ve öncesi konularla ilgili bir eleştiri bekliyorum. Umarım bunu da eklerler. Ben bunu biraz eksik hissettim. Çünkü çok diverse bir dizi. Çok fazla konuya değiniyor. Çok fazla dünyanın sorunu olan, insanın sorunu olan konuya değiniyor. Bunu atlamış olması, sadece tribünlerde bir iki ufak bir şey göstererek geçmiş olması biraz şaşırttı beni. Hani kötü demeyeceğim bunu ama bekliyorum diyeceğim ve geçeceğim. Ha, onun dışında son bir konuya daha değinmek istiyorum. Biraz videoza da farkındayım ama ayakkabılar yani Ted'in de Jordan 1 giymesi. Ee, bir sahnede Yeezy konusunun geçmesi. Özellikle bu cenaze bölümünde işte takım elbisenin altında spor ayakkabı giyemezsiniz dediği zaman Mekadu takımın Roy'dan sonraki kaptanı. Ee, ne yani spor ayakkabı giyemeyeceğiz ama Yeezy'de mi giyemeyiz? Şöyle klas bir Yeezy Kanye'nin tasarladığı Adidas'lar giyemeyecek miyiz dediğinde. Ne renk diyor? Böyle parlak bir kırmızı. Hayır giyemezsin diyor. Daha sonra işte bir ayakkabı için sıraya mı gireceğiz muhabbeti dönüyor hemen bu diyaloğun üstünden. Ayakkabı konusunda çok güzel girmişler. Ee, özellikle Ted'in de hani burada Jordan birinin parlaması, arada Jordan muhabbetin dönmesi falan da tatlı olmuş. Onu da bir belirtmek istedim. Ee, oradan da yakaladı beni dizi. Ayakkabı sevdamızı yakaladı yani. Böyle yani diziyle ilgili konuşacak çok konu var. Ama daha da uzatırsam artık bir saate gideceğiz. 50 dakikayı bulduk neredeyse. Bir saatte olmasın, ee, bir 10 dakikalık boşluğumuz olsun. Dizi izleyin, ee, özellikle tavsiye ediyorum. Apple TV Plus'ınız yoksa artık, e, tabii Türkiye'de belki VPN ile erişebilirsiniz Yoksa artık malum yerlerden izleyebilirsiniz bu dizi. pişman olmayacaksınız. Paranız iade, beğenmezsiniz. Bu arada kanalda canlı yayınlar da artmaya başladı, ee, onu da belirteyim. Şimdilik bir test dönemindeyiz. Bununla ilgili farklı videolar ve duyurular yapacağım yine. Ee, ama biraz kanala destek olmak istiyorsanız like atın, paylaşın, çana tıklayın, söz, ne bileyim işte ek sözde atın linkini Twitter'larda paylaşın. Yorum yazın, o da önemli. Ee, desteğinizi bekliyorum, çok teşekkür ederim. Şimdiden iyi seyirler, kendinize iyi bakın, bay bay. hey ho, she'll be paying the bill, so do enjoy your free lunch. Well, I mean, maybe it's different this time, you know. People can change. Some can. She can't. Polet O' Cake. So keep on. Polet O' Cake. So keep on. Polet O' Cake. So keep on.